Herkese selam arkadaşlar. Üçüncü videoya devam ediyoruz. Kafkasya cephesinde kalmıştık. Demiştik ki amaç Bakı geri almak. Burada Bakı petrollerine dikkat. Sarıkamış harekatı önemli. Tehcir kanunu önemli. Mustafa Kemal'in aldığı yerler önemli. Devrim yaşanıyor ve anlaşmayla çekiliyor ve bu cephe kapanıyor. Bunlar önemliydi. Kanal cephesi arkadaşlar. Kanal cephesinde ise Mısır'ı geri almak, İngiltere'nin sömürge yollarını kesmek için açtığımız cephedir. Bu cepheyi Almanya'nın isteği üzerine biz açıyoruz. Yani taarruzda neydi? İki kaydı. Kafkasya ve Kanal cephesini biz açtık arkadaşlar. Dikkat edelim. Diğer cephemiz savunma. Yani bunu itiraf devletleri açacak. Çanakkale cephesiyle başlıyoruz. İtiraf devletleri açtığı bir cephedir. Çanakkale ile alakalı çok var söyleneceğim şey ama yani bunu sabaha kadar konuşsak arkadaşlar bitmez. Çünkü Çanakkale'nin anlamı gerçekten çok önemli bizim için. İtiraf devletleri açıyor. Nusret Mayın gemisi, centilmenler, aydınlar, Dardanelliler gibi başka isimler de Çanakkale'ye verilmiştir. Çünkü onlar açtığı için onlar açısından da isimler farklı olabilir. Amaç Rusya'ya boğazlar üzerinden yardım götürmek. İtiraf devletleri böyle yapmak düşüncesiyle Çanakkale cephesinin açılmasının sebebi bu. Boğazların üzerinden Rusya'ya yardım götürmek. Götürebiliyorlar mı? Götüremiyorlar. İstanbul'u alacaklar. Osmanlı Devleti'ni yıkacaklar. Amaçları bu. Sonra savaşın süresini kısaltmak istiyorlar. Böyle bir düşünceleri var. Rusya'ya yardım gitmediği için Rusya krize giriyor. Biliyorsunuz Çarlık Rusya yıkılıp Sovyet Rusya kurulacak. Kafkasya cephesinde bahsetmiştik. Ve Mustafa Kemal'in burada Jonk Bayramı'nda söylediği bir söz var. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözü önemlidir. Dikkat edelim. Burada söylediği iki tane söz var. Hamdolsun İstanbul'u kurtardık. Arkadaşlar sözler hangi savaşla alakalı olduğu karşımıza çıkabilir. O yüzden dikkat edelim. Önemlidir sözler. Yine Çanakkale'yi alarak İtiraf Devletleri Asya ile Avrupa arasında bağlantıyı kesmek istiyor. Neden? Bulgaristan hemen bizim kara sınırımız. Bulgaristan'la biz Almanya arasında bağlantı kurmak için yapılan bir mücadele söz konusu. Savaş 2 uzamıştır Çanakkale cephesi. Yoksa Çanakkale cephesi olmasaydı belki savaş 4 yılda değil 2 yılda bitecekti. Mustafa Kemal burada albay olmuş. Rütbesi yükselmiştir arkadaşlar. Az önce söylemiştik Rusya'da kriz başlıyor. İhtilal söz konusu. O yüzden Çanakkale cephesi bizim için kazanılan bir savaş olmuştur. Şifremiz var. Mustafa Kemal daha önce Kafkas cephesinde bahsettik öbür bölümde. Çanakkale cephesinde yine burada var. Ve Suriye cephesinde de katılıyor. Yani Mustafa Kemal'in katıldığı cephelerden biridir. Değildir gibi sorular karşımıza çıkabilir. O yüzden şifremiz Çakas. CKS olarak da kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Bir de burada 18 Mart kahramanımız olan bu cephede Cevat Çobanlı var. Cevat Çobanlı Çanakkale 3C olarak da bunu kodlayabiliriz. Cevat Çobanlı Çanakkale 18 Mart kahramanı. Bir de Çakas, Çanakkale, Kafkas, Suriye diğer şifremiz arkadaşlar. Devam edelim. Ben de Çanakkale'ye gitmiştim 2013'te. Yani manevi olarak duygusallık olarak oraları gördüm. Herkesin gitmesini tavsiye ederim. Gerçekten bizim için tüylerim diken diken olduğu. Belki Çanakkale geçilseydi her şey daha farklı olurdu. O yüzden Rabbim binlerce kez şükürler olsun diyorum. Çanakkale geçilmediği için ölenlere rahmet. Allah mekanına cennet eylesin inşallah. Bir daha böyle savaş olmasın. Savaşlar biliyorsunuz zor ve sıkıntılı geçiyor. Irak cephesiyle devam edelim. Irak cephesinde ise amaç Musul petrolünü almak, Rusya'ya karadan yardım göndermek. Boğazlar üzerinden, denizler üzerinden, burada ise karalar üzerinden. Amaç bu. Burada ise Kutul Amare'de başarılı olduğu için Halil Paşa'ya Kutul Amare kahramanı unvanı verilmiştir. Bilmem gereken bu cephede amaç yine Musul petrolleri, Rusya'ya yardım etmek.
Yine burada Halil Paşa var, önemli bir kişi. Burada bir ünvan var, bu da bizim için önemli olabilir. Diğer cephe Hicaz Yemen cephesine bakıyoruz arkadaşlar. Burada İngilizler petrolleri ve kutsal bölgeleri ele geçirmek istiyorlar. Bakın petrol yine karşımıza çıkıyor. Kutsal bölgeleri ele geçirmek istiyorlar. Hicaz'ı, Mekke'yi, Medine'yi. Fahrettin Paşa da burada Medine'de savunma yapıyor. Burayı savunuyor. Medine müdafası ve çöl aslanı lakaplarını almıştır arkadaşlar. Söyleyeceğimiz iki madde. Bir de bu cephede İngilizlerle Araplar arasında gizli anlaşmalar yapılmıştır. Makhon anlaşmasıdır. Suriye Filistin cephesi var. Burada Kanal cephesinin devamıdır. İtilaf devletlerin amacı Suriye petrollerini ve Kudüs'ü ele geçirmek için savaşılmıştır burada. 6 cepheden bahsettik. Kafkas cephesi önemlidir. Çanakkale cephesi önemlidir. Savunma cephesi olarak Irak'ta Kutul Amere Halil Paşa'ya dikkat. Bir de Fahrettin Paşa Medine müdafaası Çoraslar'a dikkat arkadaşlar. Gizli anlaşmalara bakalım. Gizli anlaşma neler olmuştur? Birinci olarak İstanbul. Bunlar itiraf devletlerin bizim ülkemizde mesela İstanbul Anlaşması Boğazları, Londra, Saint Germain, Macon demiştim az önce, Araplar ve İngiliz, Scots-Picot, Petrograd gibi anlaşmalar yapılıyor. Bunlar itiraf devletlerle olan anlaşmalar. Bu anlaşmaları Rusya tüm dünyaya duyuruyor. Çünkü Rusya artık yıkılma sürecine girdiği için, bir devrim olduğu için bunları duyuruyor. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına bakalım. Arkadaşlar önce anlaşmalara bakalım. Birinci olarak sonuçlarına bakalım. Anlaşmalara sonra bakalım. Milletler Cemiyeti kurulacak. Zaten Wilson ülkelerinde Milletler Cemiyeti'nin kurulmasından bahsetmişti. Wilson ülkelerinde savaşın durdurulmasında etkili oldu ama sonucuna fazla pek elde etmedi. Yine devam ediyoruz. İmparatorluklar yerine yeni devletler kuruldu. Bunlardan mesela bazı devletler var. Avusturya, Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu gibi imparatorluklar yıkılıyor. Türkiye Cumhuriyeti gibi, Avusturya gibi, Macaristan gibi devletler kuruluyor. Yeni rejimler ortaya çıktı. Bundan da Almanya'da Nazizm, İtalya'da Faşizm, Rusya'da Komünizm gibi yeni rejimler ortaya çıktı. Zaten bunlar 2. Dünya Savaşı'nda tekrar karşımıza çıkacağız. Detaylı bir şekilde değineceğimiz için şimdi hızlı geçiyoruz. Evet, şimdi anlaşmalara bakalım. Almanya arasında Versailles, Barış Anlaşması, Rothenders, Ateşkes, Bulgaristan'dan Nöyü, Barış, Selanik, Ateşkes Anlaşması imzalanıyor. Avusturya Macaristan'la ile Saint Germain, Trion, Barış, Villa Gusti'de Ateşkes Anlaşması imzalanmıştır. Osmanlı ile Barış, Sevr, Ateşkes ise Mondros'tur arkadaşlar. Bunlar anlaşmalar bu şekilde. Özellikle Almanya'da Versailles Anlaşması'na dikkat edelim. Osmanlı için de Sevr ve Mondros bizim için önemlidir. Diğeri de detaydır. Evet, 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Savaş bitti. Rauf Orbay, Amiral Kaltrople, Linna Adası'nda imzalıyorlar. Bizi Osmanlı'yı Rauf Orbay, itiraf devletlerinde ise Amiral Kaltrople temsil ediyor. Limna Adası'nda oluyor. Yunanistan'ın Limna Adası. Gemi ise Agamemnon zırhlısında bu anlaşma oluyor arkadaşlar. Mondros'u kim imzaladı? Mondros'ta R, Mond derken R ve O, Ro, Rauf Orbay'daki R, O, buradan kimin imzaladığını yakalayabilirsiniz. Yine size bir şifre arkadaşlar. Mondros'daki Ro, Rauf Orbay'daki Ro'yu kimin imzaladığını bulabilirsiniz. Osmanlı bu anlaşmayla fiilen sona ermiştir. Özellikle maddelerden 7. ve 24. maddeye dikkat. 7. madde der ki arkadaşlar, İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir bölge olduğu halde, bir sıkıntı çıktığı halde burayı işgal edecek. Buna dayanarak işgal edecek 7. madde. 24. madde ise Doğu Anadolu bölgesinde vilayet istediğimiz yerde Ermenistan devleti kurulacak
Devbes olarak da bunu kodlayabiliriz. Devbes, Bitlis, Erzurum, Sivas, Van, Elazığ, Diyarbakır arkadaşlar. Devbes olarak da kodlayabilirsiniz. Yine Mondros'tan sonra ilk işgal edilen yer ise Musul. İngilizler tarafından işgal ediliyor arkadaşlar. Burada kalalım, devam edeceğiz. Videoyu uzatmayalım çünkü sıkıntı oluyor sonra. Amacımız düzgün bir şekilde, özel şekilde aktarmak. Diğer videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.